Nerede teknoloji, orada aynet. Nerede yenilik, orada aynet. Aynet'ten merhaba. Aynet'in bu haftaki ilk konuğu, küçük ve kullanışlı yapısıyla gözlere hitap eden Samsung MV800. Artık büyük ve ağır fotoğraf makineleri daha çok profesyonel kullanıma hitap eder oldu. Genel ve kolay kullanım için daha küçük, hafif ve kullanıcı dostu fotoğraf makineleri geliştiriliyor. Ürünün kolay kullanım ve eğlenceli özelliklerinden bahsetmeden önce Samsung MV800'ün teknik özelliklerine kısaca bir göz atalım. Cihazımızın boyutları 92x56.2x18.3 mm. Ağırlığı ise pil hariç 121 gram. 16.1 megapiksel çözünürlükte fotoğraf çekebilen MV800, 5x optik yakınlaştırma ve bunun üzerinde 5x dijital yakınlaştırmaya sahip. Ancak dijital yakınlaştırma özelliği sadece fotoğraflarda kullanılabiliyor. Cihazın üzerinde 3 inçlik dönebilen bir dokunmatik TFT LCD ekran bulunuyor. Maksimum 720p çözünürlükte 30 fps'lik video çekimi de yapabilen MV800, hafıza kartı olarak 2 GB'a kadar microSD ve 32 GB'a kadar microSD HC kartlara destek veriyor. Cihazımızın üst tarafında açma kapama düğmesi, çekim düğmesi ve zoom için hareketli bir düğme yer alıyor. Arka paneldeki LCD'nin yanındaysa bir adet ana menü tuşu ve albüm tuşu bulunuyor. Sağ yanda bulunan kapaklı kısımdaysa micro USB ve mini HDMI girişi yerleştirilmiş. 180 derece hareket edebilen LCD'yi kaldırdığımızda ise arka tarafta kalan bir çekim düğmesi daha eklenmiş. Cihazın altında ise batarya ve micro SD kart yuvasının bulunduğu kapaklı bir bölme yer alıyor. MV800'ün en önemli özelliği ise kuşkusuz 180 derece dönebilen LCD ekran. Bu ekranı kaldırdığınızda kendinizi görerek çekim yapabiliyorsunuz. Ayrıca LCD ekranın dokunmatik özelliği en az yeni nesil bir akıllı telefon kadar kaliteli. Az önce de bahsettiğimiz gibi çekim düğmesi de arka tarafta bırakılarak kolaylık sağlanmış. Peki bu cihazın eğlencesi nerede? Samsung burada elini yazılımına atmış ve bize eğlenceli birçok küçük yazılım sağlamış. Resim içinde resim, büyülü çerçeve, komik yüz, fotoğraf ve film filtreleriyle birlikte arkadaşlarınızı veya kendinizi komik şekillere sokmanızı, bilgisayarda yapacağınız düzenlemeleri direkt olarak kamera üzerinde yapmanızı mümkün kılınmış. Hatta içinde bulunan poz kılavuzu uygulamasında ekranda görünen poz silüetine göre çekim yapmanız da mümkün. Tüm bu eğlenceli özelliklerinin yanında panorama ve 3D özellikli fotoğraflar çekme özelliği de bulunuyor cihazda. Ayrıca amatör sinemacılar için de sahne çekim modu oldukça işe yarar gözüküyor.
Gelelim cihazın çekim kalitesine. Makro çekimlerde iyi bir performans sunan MV800 odaklamada sorunsuz görünüyor. İyi ışık altındaki fotoğraflar başarılı. Yüksek megapiksel oranıyla da detaylı bir sonuç verdiğini söyleyebiliriz. Ancak makinenin düşük ışık altındaki çekimlerde pek başarılı olduğunu söyleyemeyiz. Bu yüzden flaş kullanmayacağınız fotoğraflarda pek de iyi sonuçlar beklemeyin. 5x optik yakınlaştırma ise rakiplerine göre düşük bir oran. Sonuç olarak ergonomi ve kullanım açısından tek sorun cihazın yakınlaştırma için kullanılan yarı döner düğmesi. İnce ayar yapmanız oldukça zor bir hal alıyor çünkü bu düğme oldukça sert. Bunun dışında LCD ekranın ve makinenin yüzeyinin parmak izi tutmuyor olması da cihaza ayrı bir şık hava katıyor. MV800 fotoğraf çekimlerine dair oldukça üstün teknolojilerle donatılmış bir ürün. Yer verilen ekran, görüntü kalitesi, işlevsellik olarak sınıfındaki birçok rakibe göre daha başarılı. PlayStation 3 artık daha hafif ve daha ince. PlayStation 3 ön incelemesinde sizleri cihazla ilgili kısaca bilgilendireceğiz. Japon teknoloji devi Sony, PlayStation 3'ün yeni modelini Tokyo'da gerçekleştirdiği basın toplantısıyla tanıttı. Kömür siyahı ve klasik beyaz renk seçenekleriyle oyun severlerin beğenisine sunulacak olan konsol, 2006'da piyasaya çıkan ilk PS3'ten yaklaşık %50 daha hafif ve daha az yer kaplıyor. 2009'da çıkan PlayStation Slim'den ise %25 daha hafif ve %20 daha az yer kaplıyor. 25 Eylül'de piyasaya sürülecek 250 GB'lık modelin ABD fiyatı $249. 30 Ekim'de çıkacak 500 GB'lık model ise $299 olacak ve bu ülkede konsolu alanlara oyun hediye edilecek. ABD basınında çıkan iddialara göre piyasaya çıktığında hediye oyun FIFA 2013 olarak değiştirilecek ancak Sony bu konuyla ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı. 250 GB'lık modelin Avrupa çıkış tarihi 28 Eylül olarak açıklanırken var olan modellerle aynı fiyattan satılacağı belirtildi. iNet'te bu hafta ön incelememizi PlayStation 3'e ayırdık. Haftaya bir başka ön incelemeyle karşınızda olacağız.